Salgın nedeniyle zor günler geçiren dünya yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Bilim insanları uyardı. 50 milyon yıldır görülmemiş hava sıcaklıkları yolda. Dünyayı etkisi altına alan salgın bir taraftan sürerken birçok ülkeden de yangın haberleri geliyor. Endişe veren bu yangınlar herkesi tedirgin ederken son gelen bilgilerse küresel ısınmanın nedenli korkunç boyutlara ulaştığını gösterdi. Dünyamız kuşkusuz insan eliyle içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklendi. Son salgın herkese gösterdi ki ne yaptıysak bizler yaptık dünyaya. Hava kirliliği başta olmak üzere artan şehirleşmeler dünyamızın dengesini bozdu. Hayvanlara dolaşabilecekleri alan dahi bırakmadık. Uzun karantina günlerinde hatırlayın, ekranlara da yansımıştı o görüntüler. Sokaklara vahşi hayvanlar indi ve şehirlerin dört bir tarafında koşuşturdular yiyecek bir şeyler bulmak adına. Bu bile dünyamızın nasıl bir felakete sürüklediğimizin göstergesiydi aslında. Yapılan bir araştırmaya göre dünya son 50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklara doğru ilerliyor. Bilim insanları gezegenin dinozorlar çağından bu yana dört farklı iklim durumu yaşadığını belirtiyor. Bunlar sıcak dünya, ılık dünya, soğuk dünya ve buzlu dünya diye adlandırılıyor. Yeni çalışmada araştırmacılar bu dört iklim durumunu son 50 yılda yapılan sondaj keşiflerinden elde edilen deniz gibi kayaçlarını kullanarak ayrıntılı biçimde haritalandırdı. Çalışmaya göre gezegen 3 milyon yıl önce kuzey yarımkürede buz tabakalarının büyüyüp küçülmesiyle karakterize edilen buzul dünya durumuna girdi ve modern insanlar da bu süre zarfında gelişti. Ancak artık sera gazı emisyonları ve diğer insan faaliyetleri gezegeni bir sıcak dünya durumuna doğru sürüklemeye başladı. Independent Türkçe'nin mirror.co.uk'dan aktardığına göre çalışmanın başyazarı Almanya'daki Bremen Üniversitesi'nden Dr. Thomas Westerholt. 66 ila 34 milyon yıl önce Eoson döneminde gezegen bugün olduğundan önemli ölçüde daha sıcaktı, dedi. Küresel ısınmaya karşı bizler neler yapabiliriz? TİKAT resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili bilgiler verilmiş. Biz neler yapabiliriz? Enerji dostu ampuller kullanılmalı. Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı. Doğru ışıklandırma kullanılmalı. Klima yerine vantilatör kullanılmalı. Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı. Eşyalar radyatörleri kapatmayacak şekilde yerleştirilmeli. Su kaynaklarının kıtlığı da bir başka önemli sorun. Ancak alınabilecek önlemler de yok değil. Diş fırçalama, bulaşık yıkama, tıraş esnasında musluk açık bırakılmamalı. Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı. Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmamalı. Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli. Akan tesisatlar onarılmalı. Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı. Suyu kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı. Çevre örgütleri, tüketicileri, ulaşım sektörü konusunda da uyarıyor. Bu sektör, yenilenemeyen enerji kaynaklarının baş tüketicisi ve sektörde kullanılan gazların emisyonları, hava kirliliğine, iklim değişikliklerine neden oluyor. Toplu taşıma araçları tercih edilmeli. Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine yürümeli. Kurşunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli. Aracın taşıma kapasitesi aşılmamalı. Uzun duraklamalarda aracın kontağı kapatılmalı. Çevre örgütleri, tüketicilere geri dönüşümü bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini, alışveriş sırasında aşırı tüketimden kaçmalarını öğütlüyor. Tüketicilerin özenli davranması gereken en önemli konuların başındaysa ambalaj tüketimi geliyor. Zira plastik ambalajların doğada kaybolma süresi 1000 yılı buluyor. Tüketiciler uzun ömürlü ürünlere yönelmeli. Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı. Başta PVC olmak üzere plastik ambalajlardan kaçınmalı. Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli. Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi ürünler yeniden kullanılmalı. Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı. Cam malzemeler organik çöplerle birlikte atılmamalı. Gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgisayarların yarattığı kirlilik de azımsanacak gibi değil. Elektrik tüketimi daha düşük modeller alınmalı. Yazıcıdan kağıt çıktısı alınması asgariye indirilmeli. Bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalı. Kullanılmayan bilgisayarlar atılmamalı. Bilgiler hoşunuza gittiyse lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.